90 cc top speed diyeceğiz. Yani son hızlanmayı bir ufak bir arge çalışması yaptık. Ekranda ne diyecek ona bakacağız. Tabii bu çalışmalar devam edecek arkadaşlar. Niye devam edecek? Argelerde biliyorsunuz bir anda her şey olmuyor arkadaşlar. Yani her şey hecer olur. Evet arkadaşlar, son hız denemeleri yapıyoruz. Şimdi gelelim hemen. Böyle görebilecek miyiz? Kapatalım top kontrolü. Evet. Motorda daha önceki videomda görmüştünüz, 129 diyordu arkadaşlar. Orijinal haliyle yok, 119 diyordu. 119 diyordu. Sekpa'da da Dersler Motosiklet Felsefecisi Ruh Usta kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. PCX'de sonuna geldik. Ramaz kaldı. Şu an deneyelim. Motorun Sekpa'da ne yapacağız? Bakacağız. Tabii kayış kırılabilir. Vesaire olabilir. Ekrana gelelim. Denemede kayış kırılabilir. Yani kendi çapında kalabilir. Ama bunun dışında Forza'ymış, şuymuş. Forza'da bile bu kaliteyi anlayamadık. Yani bunlar ama şöyle bir şey arkadaşlar. Onda bunu anladığı için yok. Tekrar yenisini yani bazı arkadaşlar ben de yaptırmak istiyorum. Kaça mal olur falan. Kelime kullanmak bile o işin olmayacağı anlamına gelir. Çünkü bunun limit yok arkadaşlar. O da elinde sonunda evrelerden geçmek zorunda kalacak. Sadece ekran farklı. Onun için biz burada ne yapmaya çalışıyoruz? Honda kalitesini test ediyoruz. Test ediyoruz ama bu testlerimizi kendi motorlarımız üzerinde yapıyoruz. Kesinlikle müşteri motorlar üzerinde yapmıyoruz. Şimdilik hoşçakalın. Burayı görebilecek miyiz? Kapatalım tork kontrolü. Evet. Motorda son hız denemesi yapacağız. Evet. 150'leri gördük. Evet arkadaşlar, motosiklet felsefecisi Ruh Usta kanalımıza hoş geldiniz. Motorumuzu cihaza bağladık. Bakalım ne diyecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hedefimiz 150 idi. 150'yi gördük. Yani bu ne demektir? Yani uçunca, karaya düşünce yolda nedir belli değil ama 150'yi burada gördüğümüze göre bu 150'den 15 düşsen 135'i daş. Hadi 20 düş, 130'u daş. Şimdi daha önceki videomda görmüştünüz, 129 diyordu arkadaşlar. Orijinal haliyle 119 diyordu.
sehpada da 129 mu diyordu, öyle bir şey diyordu. Şu an sehpada 150 diyor arkadaşlar. Tabii yol testleri olacak, rampaya aşağı testler yapacağız. Gerekirse Bozulağı'na aşağı gideceğiz. Yani bir şekilde bu motora yolda da 150'yi gösterme hedefimiz var. Ama bu hemen bugün göstereceğiz anlamına gelmez. Bugün belki 120-130'u göreceğiz, yarın 140'ı göreceğiz. Ama bu denemelerde parçalar hecer oluyor arkadaşlar. Maddi manevi harcanıyoruz. Ama sizlerden isteğimiz nedir? Kanalımıza abone olalım, like atalım, teşekkür edelim, katılalım ki biz de bunlarla argelerimizi güçlendirelim, size ücretsiz bilgi verelim. Yani bu işler böyle arkadaşlar, yani bu işler bedava olmuyor. Yani böyle bir durum var. Niye bedava olmuyor arkadaşlar? Her denemede milyarlarımız gidiyor. Ha, ustalarımız da burada görüyorlar neler hecer ettik, kaç tane varyatör karmakırçık oldu, kaç tane kayış kendinden geçti. Yani gerekirse kayış kırılsın sorun değil ama şu bir gerçek arkadaşlar, TCX'de motor kalitesi Honda kendi çapında yaptığı diğer motorlarda da TCX kalitesi yok. Yani TCX kendi çapında ayrı bir kalitesi var. Ha, bir skuter ya bunu çok abartıyorsun falan diyebilirsiniz ama buradaki mevzu nedir? Kaliteli oluşu. Yani kaliteli oluşu. Nasıl Honda'nın Civic arabası, Vitek'i vesairesi kaliteli ise burada da TCX kaliteli arkadaşlar. Yani kendi çapında kaliteli. Ha, bunun dışında Forza'ymış, şuymuş, buymuş. Forza'da bile bu kaliteyi yakalayamadı. Ama ne oldu? Honda bunu anladığı için tekrar yenisini çıkardı ve yenisinde arkaya Dix koydu. Fakat arkada ABS yok. Dikkatli bakın, iyi inceleyin. Arkada kesinlikle ABS yok. 125'i o da gitmeyecek. O da elinde sonunda bu evrelerden geçmek zorunda kalacak. Sadece ekranı farklı. Biz burada ne yapmaya çalışıyoruz? Honda kalitesini test ediyoruz arkadaşlar. Test ediyoruz ama bu testlerimizi kendi motorlarımız üzerinde yapıyoruz. Kesinlikle müşteri motorlar üzerinde yapmıyoruz. Şimdilik hoşça kalın, dostça kalın.